Alo? Açılmış telefon. Yani çalınca açılmaz zannettim. Merhaba, ben çocuk doktoru Samet Oral. Nasıl yardımcı olabilirim? Ailesine kötü mü davranıyor çocuğunuz? Vuruyor mu? Hiç normal bir şey değil. Hiç değil. Ya vurulur mu? Aileye vurulmaz. Kardeşi varsa kardeşine hiç vurulmaz. Oyuncakları paylaşması lazım kardeşi varsa. Oyuncaklarını paylaşacak. Gelen misafir olursa onlarla güzelce paylaşacak. Asla şiddet uygulamak yok. Öyle vuruyorsa başkasına, size zarar veriyorsa beni aramanız çok mantıklı olmuş. İyi ki aramışsınız, evet. Ay, geleyim o zaman ben. Şimdi çıkayım da geleyim, dur. Adres alacağım. Hemen bir adresinizi alayım. Merkez miydi? Apartman numarası kaçtı? Tamam. Gelirim. Biraz var buranın yolu da. Kaç dakika sürer tahmini? 15 dakika sürer mi? Arabayla gelirim. 8 dakikada gelirim. Öyle yapayım ben. Dolmuşa binip gelecektim de 15 dakika sürer. En iyisi arabayla çıkım gelirim ben. Öyle yapayım. Ama belki bir vurmaz, belki düzelir. Düzelirse beni çağırmayın. Çıkıp gelmeyin bir de. Ama düzelmezse gelirim. Neler yapıyor peki? Neden öyle bir şeyler yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz da öyle yapıyor size? Yani bir şey de yapmıyor musunuz ki? Çocuklar böyle hırçın oluyor bazen. Şiddet gösteren çocuklar oluyor. Hatta bir tane içeride hastam var. Hemşire hanım var. Onunla ilgileniyor. Şiddet gösteriyormuş. Vuruyormuş, onu atıyormuş, bunu atıyormuş, ağlıyormuş durmadan. Durmadan kafasını ağrıyormuş ailesinin. Ya durmadan ağlanır mı ya? Dişin ağrımıyor. Elin ayağını ağrımıyor. Sen niye ağlıyorsun? Niye huysuzluk yapıyorum? Yazık değil mi? Bak, ailen de yorgun, geliyor, size ilgi gösteriyor. Ama sen durmadan he diye ağlayıp duruyor. İyi bir şey mi? İyi. Niye? Kafasını ağrıtıyorsun ailenin. Yazık değil mi? Hı? Yazık. Benim bebeler de öyleydi. Ağlıyordu böyle. Onu fırla diyor, bunu fırla diyor. Hemen dedim. Ben doktorum ya. Hemen dedim. Bir tedavi edin. Şimdi hiç ağlamıyorlar ha. Niyeyse. Hiçbir şey fırlatmıyorlar. Kardeşine kötü davranmıyor. Çok da mutlu oluyoruz. Müzik açıyoruz. Eğleniyoruz. Dinleniyoruz. Beraber filme bakıyoruz. Uslu uslu bakıyoruz. Ama böyle ağlayıp durursan olmaz. Ya. Güzelce oyuncaklarını oynayacaksın. Dersini çalış. Boyama kalemi al. Resim yap. Kendi başına güzel şeyler yapmaya çalış. Uykum geldi. Biz de burada yoruluyoruz işte böyle huysuzluk yapan çocukları git, al, getir, tedavi et. Çok yorucu ya. Doktorluk ne kadar yorucu bir iş. Keşke böyle ağlamasalar, sorun çağırmasalar, vurmasalar, şiddet göstermeseler. Biz de burada otursak da film seyretsek değil mi? Seyredemiyorum ama işte. Bir oraya koşturuyorum, bir oraya koşturuyorum, bir buraya koşturuyorum. Bak mesela sizin oraya geleceğim şimdi.
Hiç kalkasım yok. Ama mecbur geleceğim işte. Ay. Belki spor olur, kendime gelirim. Açık havaya çıkınca. Ben geleyim mi şimdi? Şu adresi ben bir daha kontrol ettim. Bir daha söyler misin? Şu kağıdıma bir bakayım. Dinliyorum. Tamam. Doğru. Şu kapı numarasını bir daha bir söyler misiniz? Tamam. Doğru yazmışım. Ben geliyorum o zaman ha. Açık dursun isterseniz. Ama telefonu buraya bırakamam ki. Onu da alıp gelmem lazım. O zaman bir daha şey yapalım ya. Şimdi benim burada hiç kalkasım yok. Zaten bir iki tane daha böyle şiddet gösteren çocuklar var. Onlara gideceğim. Ya sonra gelirim. Eğer çok acilse hemen gelirim. Siz haber edin. Ben hemen çıkayım gelin. Anlaştık o zaman. Tamam. Telefonun başındayım. Hemen ararsanız gelirim. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kapatıyorum. Kapattım.